Doğa ve deniz aşığı Şinasi Yelkenci denizden, sahillerden topladığı atık malzemeleri sanat eserlerine dönüştürüyor. Böylece hem doğanın katledilmesine dikkat çekiyor hem de deniz canlılarının hayati riskleri için farkındalık oluşturuyor. İşte ömrünü doğaya adamış bir gönüllünün hayat hikayesi. Yakın sahillere gidip çöpümü toplayıp hafta içi de elimden geldiği kadar bunları dikkat çekmek için sanat unsuruna çevirmeye çalışıyorum. Diş fırçası, plastik kap, araba lastiği ya da pet şişe. Denizden ne çıkarsa razıyım diyor çünkü denizden topladığı atıklar onun elinde sanat eserlerine dönüşüyor. Ben kendime tam bağımsız deniz çöpçüsü diyorum. Çünkü çalışma şartlarımdan dolayı herhangi bir sivil toplum kuruluşuna bağlı olmak gibi bir şansım yok. Şinasi Yelkenci, doğa tutkunu, kendi tabiriyle tam bağımsız deniz çöpçüsü, hemen her gün denizden topladığı doğayı katleden plastik malzemeleri evinin bodrumdaki atölyesine getiriyor ve burada adeta bir sanat eseri ortaya çıkarıyor. Asıl amaç şu, benim sanatsal çalışmalarım değil. Ben o çalışmaları hep ikinci, üçüncü plana atıyorum. Asıl amaç çevre ve deniz kirliliğine dikkat çekmek. Yani çünkü bu malzemeler denizden gelen, sahile vuran malzemeler. Yelkencinin yoğun bir iş temposu var ama yine de doğaya duyduğu sevgi onu çöp toplamak için her fırsatta sahile çekiyor. Deniz canlılarına tabii ayrıyeten zarar veriyor ama bunların doğada yok olma süresi çok uzun olduğu için mikroplastik haline geliyor. O mikroplastikler de bir şekilde balıklara, balıklardan da bize geçiyor. Deniz çöpçüsü Şinasi Yelkenci eserlerini oluşturmak için denizlere, plajlara geliyor ve atık plastikleri teker teker topluyor. Buradaki hedefi ise denizlere ve deniz canlılarına farkındalık oluşturmak. Malzemeyi önce topluyorum. Belki bu aylarca, yıllarca bir birikim oluyor. Biriken malzemeye göre bakıyorum, yani ne yapılabilir bundan? Ya denizden ne gelirse şansınız artık. Sanatsal olduğu için etki gücü çok yüksek. Yani normal sadece çöp toplayıp konteyner atsaydı bu kadar etkili olmazdı. Gönüllüler Niyazi Yelkenci önderliğinde enstrümanlarından ses çıkmasa bile denizden gelenler diye bir orkestra bile kurmuşlar.